Değerli arkadaşlar, Orta Doğu şu anda inanılmaz bir jeopolitik kırılmaya doğru ilerliyor. Bu jeopolitik kırılmanın merkezinde İsrail var. Yaşanılan tipik bir Filistin mücadelesi değil. Tipik bir Arap İsrail savaşı da değil. Yaşanılan çok başka bir yere doğru savrulan ve zaman içinde yakın bir gelecekte özellikle sınırlar düzeyinde özellikle sınırlar düzeyinde Orta Doğu'nun yeniden yapılanmasının yolunu açabilecek bir kimlik taşıyor. Özellikle bugüne kadar izlediği bütün e, politikalarla Stratfor'un kuruculuğu falan filan, Milton Friedman denilen Amerikalı Amerikan derin devletiyle yakın bağlantıdaki araştırmacı ve uzmanın son yazısında Yahudi tarihinin gelmiş geçmiş en kötü yöneticisi Benjamin Netanyahu'dur demesi bende şafağın atmasına neden oldu. Milton Friedman, İsrail, İsrail'i eleştirme ve özellikle de kendisiyle çok uzun zaman aynı fikirleri paylaştı. Netanyahu hakkında böyle bir söz söylemesi. Chuck Schumer Amerikan Kongresi Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve komitedeki Yahudi lobisinin bir numarasının neler söylediğini sizlere geçtiğimiz günlerde anlatmış ve Netanyahu için yolun sonuna gelindiğini ifade etmişti. Türkçemizde güzel bir laf var. Sıtkı sıyrılmak. Yani öyle davranır ki karşında onu görecek gözün kal gelme kalma. Artık öyle bir hale alırsın. Şu anda Amerikan yönetimiyle Avrupalı birçok ülkenin İsrail'den sıtkı sıyrılmış vaziyette. Neden? Çünkü olmayacak bir şeyin peşinde koşuyor. Netanyahu ve arkadaşları. Ve o şeyin peşinde koşarken çok alçakça bir pazarlık yapıyorlar. Nedir o alçakça pazarlık? Bir, masum sivil insanların açlığı üzerinden pazarlık yapıyorlar. İki, masum sivil insanların toplanmış olduğu refah bölgesinde yeni bir katliam yapıp yapmama üzerinden pazarlık yapıyorlar. Bakın bunları size bu kadar net kimse anlatmaz. İki tane pazarlıkları var. İkisi de katliam üzerine. Yani Batı'ya diyorlar ki bu yönetenler Netanyahu falan diyorlar ki biz burada katliam yapabiliriz. Burada insanların hepsini açlıktan öldürtebiliriz ki dün yeniden gıda kamyonlarını yasakladı, sokmadı. O yüzden bizim dediğimizi yapacaksınız diyorlar. Bu Batı'nın Avrupa'sıyla Amerika'sıyla kolay altından kalkabileceği bir davranış değil. Nitekim İngiltere Avam Kamerası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns yani İngiltere Filistin'deki gelişmelerin ağırlık kazandığı ve giderek kanlı bir çözümsüzlük işareti verdiği bu dönemde İsrail'e dönük silah satışını durdurabilir. Hükümetin İsrail'in uluslararası insani hukuka riayet etmemesi karşısında Sessiz kalabileceğini sanmıyorum. İngiliz kanunları silah satışlarını şarta bağlıyor ve bu şartların birinci sırasında silah satılan ülkenin savaşta ve barışta her şart altında insan haklarına uygunluğu ve uluslararası hukuka saygısı tartılıyor. O nedenle İngiltere Başbakanı Dışişleri Bakanı David Cameron son olarak İng İsrail mevkidaşı İsrail Katsı göz altındaki Filistinlilerin uluslararası Kızıl Aç tarafından kontrol edilmesine izin vermesi için uyardı ve eski aksi durumda yaptırımlar uygulanacağı söylediği de biliniyor. Yediot Ahronot gazetesi İsrail'in Birleşik Krallık Hükümeti Kızıl Aç'ın çalışmasının engellenmesi halinde silah satışının durdurulacağını Netanyahu hükümetine bildirdi diye manşet attı. Çünkü kırmızı çizgiler aşılmaya devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Anne Lena Baerbock Almanya esasında Siyonizmin kuşatması hatta kontrolü altında olan bir yarı devlettir. Ona hiçbir zaman İkinci Dünya Harbi'nden sonra tam bir bağımsızlık vermek istemediler. Ve İsrail'le olan ilişkilerinde ne kadar hassas olduklarını hepimiz biliyoruz. Adolf Hitler'in yaptıklarını. O bile ne diyor bakın. Alman Dışişleri Bakanı, Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve masum sivil açlık tehlikesiyle karşılaştı. Bu bir gün bile devam etmemesi gereken bir durumdur. Ortaklarımızla her taşın altına bakmakta kararlıyız. İsrail'i tehdit ediyor. İsrail hükümeti sınır kapısını açmalı ve büyük ölçekte yardımın girmesine izin vermelidir. Sadece askeri güç kullanılarak hiçbir yere varılamaz ve askeri güç insanlığın uluslararası hukuku devreye girdiği an durmak zorundadır diyor. Bunu söyleyen Almanya. Anthony Blinken'ın İsrail'e yaptığı son ziyaret tam bir ayar kırıklığı. Bakın neler demiş. Refah yapılacak bir harekat Hamas'ın yenilgisi değildir. O harekatın başlangıç noktalarında da varlığını sürdürebiliyor. Böyle bir harekat İsrail'in yakın dostları kaybetmesi ve dünyada izole olması demektir. Harekat her şart altında masum insanların ölümü anlamına gelmektedir. Aynı zamanda insani yardımların durması gerekecektir ki şu anda Gazze'deki durum bunu taşıyamaz büyük ölümler yaşanır. Bu da İsrail'in dünyayla yıllar boyu süreceği sürecek izolasyonu anlamına gelmektedir diyor. Şimdi Şubat ayında Amerikan Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı bir kararname var ve bu kararname Anthony Blinken'a Dışişleri Bakanı olarak silah sevk edilecek ulusların değerlendirmesi konusunda yani insan haklarına uluslararası hukuka ne kadar uygunluk sergiliyorlar. Değerlendirmesi konusunda ek yetkiler vermiş durumda. Gelen bilgiler Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın artık İsrail'i silah satılacak ülkeler listesinden çıkarmaya hazırlandığı fakat Pentagon'un yani Amerikan Savunma Bakanlığı'yla başında Jake Sullivan'ın bulunduğu Ulusal Güvenlik Konseyi'nin biraz daha zamana ihtiyaç var. Hemen bunu yapmayalım bütün Orta Doğu'daki dengelerimiz değişir dediği yönünde çok ciddi bilgiler geliyor. Ama Amerikan dışişlerinin İsrail'in artık bu yaptıklarıyla hele hele refah harekatını yapması halinde o silahları almaması gerektiği söyleniyor. Şimdi dün yani pazar günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant apar topar ee, şeye çağrıldı. Washington'a çağıran Lloyd Austin Amerikan Savunma Bakanı ve CIA Başkanı William Burns. Ama Anthony Blinken da dahi ve giderken dedi ki biz Amerikalı dostlarımıza bir listeyle gidiyoruz. Mühimata ihtiyacımız var. Onları karşılayacaklarını umuyoruz falan. Ama gelen bilgiler öyle değil. Yani Yoav Galant'a, Savunma Bakanı'na bu Netanyahu'dan kurtulması gerektiğini ve ayrıca Amerika'nın söylediklerine bu kadar ters bir politika izlerlerse başlarına geleceğini bildirmek için çağırdıkları ifade ediliyor. Bugün ve yarın İsrail Savunma Bakanı Washington'da orada yapılacak açıklamalar Orta Doğu'nun İsrail zeminindeki geleceğini göstermesi bakımından önemli olacak. Hep beraber takipteyiz arkadaşlar. Hoşçakalın.